siyasetçinin öyle veya böyle bir şekilde parlamentoda olmak ve sözünü orada söylemek evet. konusundaki evet. hedefi vardır. Bu seçimlerde gerekli oyu alıp parlamentoya girmek şeklinde de olabilir. Hele hele bugün ittifaklar siyaseti içerisinde de olabilir. Örneğin iki parti için de soracağım. AK Parti'den böyle bir teklif gelirse Doğu Perinçek bu teklifi değerlendirip parlamentoya gitmek konusunda böylesi bir Bakın, ben şeyi kabul eder mi? Parlamentoya girmek için hiçbir teklifi kabul etmem ama şu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir programda anlaşmak, Türkiye'yi yönetmek konularında tabii doğru programda herkesle birleşir. Ama ben milletvekilliğine doymuş ve her seçimde de aman bir daha milletvekili olma diye. Hayır, parlamentoda olabilmek ben adına. 16 sene babam milletvekilliği yaptı ve onun milletvekilliğine de meclis başkanlığına da efendim Adalet Bakanı olmasına da engel olan bir adamım. Yani ben hayatında şimdi milletvekili olayım, şu olayım, bu olayım böyle hevesleri olmayan, öyle küçük hevesleri olmayan bir insanım. Onun için ben milletvekili olmak için hiçbir şeyi vermem. Ama şu Türkiye'yi yönetme, Vatan Partisi önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi yönetmek, Türkiye'nin geleceğini belirlemek, bağımsız, demokratik bir Türkiye'yi kurma konusunda bir takım Anladım. Fırsatları tabii değerlendirir. Ne AK Parti'den ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir teklif gelse bakın, sıcak bakmazsınız diyorsunuz. Milletvekilliği bağlamında böyle bir şey konuşmam bile. Ama Türkiye'yi yönetmeye var mıyız şu programla denirse bir üretim devrimi yapmak, Türkiye ekonomisini kurtarmak ve Türkiye'nin teröre karşı mücadelede kesin kalıcı zaferi ve Doğu Akdeniz'de güvenliğini sağlama programı etrafında herkesle birleşin. Peki, çok teşekkür ederim.